Merhabalar, ben Umut Karadağ. Kuruluş Osman dizisinde Yavlak Aslan karakterini canlandırıyorum. Evet, ilk geldiğim zaman bacası tütmeyen bir fabrika olarak gördüm. Gerçekten çok özenle hazırlanmış. Her şey ayrıntılı düşünülmüş yani. Ayakkabıdan kostüme, işte makyajdan sanatın ayrı ayrı konteynerları, çalışma alanları var. O çok etkiledi beni. Ondan sonra burada bir hayat devam ediyor. Koyunlar, kediler, köpekler falan. Tamamen dış dünyadan da yani modern dünyadan da yalıtılmış olduğu için ormanın içi. Bir de biz de gelince böyle gerçekten o 1200'lerde yaşamak gibi, başlarda zorlandık tabii. Bir de pandemi döneminden çıktığımız için evde otur iyice hamlamışız. Birdenbire bir girdik çalışmaya, işte hem kondisyon, esneme, hem at binme, ondan sonra tekrar kılıç çalışmaları falan. İlk haftadan sonra tabii vücut da alıştı. Daha rahat çalışmaya, daha rahat. Bu özellikle bu dizi için söylüyorum. Öyle kondisyonu olmayan bir oyuncu burada kolay kolay yapamaz. Ciddi anlamda yani hem bedensel güç, kondisyon önemli. Tabii ki zeka da çok önemli. Müthiş bir efor sarf ediliyor. Herkes tarafından, sadece oyuncular tarafından da değil yani. Oyuncu arkadaşlarımın genelde hepsiyle çok güzel bir alışverişim var. Benzetmek gibi olursa bu pimpon topu gibidir oyunculuk. Yani karşıdaki oyuncu arkadaşınla, partnerinle o top düşmeden, yana sağa sola gitmeden tık 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 alışveriş işidir. Bütün oyuncu arkadaşlarımla da o ahengi de yakaladık. Hepsinin değişik enerjisi var. Onlarla bir alışverişe, iletişime rahat rahat geçiyoruz. Çok o anlamda da kendimi şanslı hissediyorum. İlk kayı obası sahnesinde çok şaşırmıştım yani gerçekten. Gelen yardımcı oyuncularla falan 600 kişi kadardık. Gelen giden yaşıyor yani. Hem de böyle gürül gürül yaşıyor. O beni çok etkilemişti. Rol hakkında fazla ipucu vermeyeyim ama işte Bizans sınırını koruyan bir beyler beyi Yavlak Arslan. Erk yarışının içinde olan, Türk devleti kurmak isteyen, aynı zamanda da çok güçlü, İktidar sahibi olabilmek için, erk sahibi olabilmek için, hükmedebilmek için sürekli bir yarış hali söz konusu. Ve gerçekten büyük hizmetleri geçmiş. Hala günümüzde Kastamonu'da onun yaptırdığı medrese, kütüphane, hamamlar falan duruyor ayakta hala. Kurulacak Türk Devleti'nin başında olmak istiyor, kendi kurmak istiyor. Tabii ki bu anlamda Osmanlı çatıştığı noktalar da olacak. Bizans ve Moğol tehlikesine karşı da stratejik olarak birlikte yan yana, omuz omuza bence mücadele edecekler. Bizi her hafta gerçekten evlerinizde ağırlıyorsunuz. Çok teşekkürler. Güzel yerlere taşıdınız. Bizler de size layık olmaya gayret ediyoruz. Umarım daha da memnun kalacaksınız.